Demet Şener. 11 Nisan 1977 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Demet Şener'in annesinin adı Naime Şener, babasınınsa Fikret Şener'dir. Ercüment ve Enis adında iki abisi vardır. Orta öğrenimini Nişantaşı Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra okul hayatına devam etmedi. 1994 yılında henüz 17 yaşındayken mankenlik yapmaya başladı ve 1995 yılında kazandığı güzellik yarışmasıyla önemli bir ivme yakaladı. Bu başarısının ardından birçok yapımdan teklifler almaya başlayan Şener, VIP Suare ve Şans Direksiyonu adlı televizyon programlarıyla Bir Demet Tiyatro ve Böyle Mi Olacaktı adlı dizilerde de yer aldı. Beyaz Perde'ye 1999'da var olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nursel İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu Kahpe Bizans filmiyle adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen Asansör filminde Arzu Yanardağ, Emre Altuğ, Cem Özer, Mustafa Uğurlu ve Funda Barın gibi oyuncuların yanında yer aldı. 2000 yılında vizyona giren ve Ömer Uğur'un yönettiği film Hem Şo'da ise Mehmet Ali Erbil, Okan Bayülgen, Özlem Yıldız, Sümer Tilmaç ve Yılmaz Köksal'la beraber rol aldı ve Tatyana ismindeki bir Roman fahişeyi canlandırdı. 2002'de ise İbrahim Kutluay'la Demet Şener'in evlilik hazırlığında olduğu haberleri magazin kulislerinde dolaşmaya başladı. ...15 Temmuz 2005 tarihinde ise milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlendi. Hatta nikah şahitliklerini de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Nikahtan önce İbrahim Kutluay ve Demet Şener, Çırağan Sarayı'nın merdivenlerinde basın mensuplarına poz verdi. Nikah törenine ise basın mensubu alınmamıştı. İbrahim Kutluay ile olan evliliklerinden 12 Haziran 2006 yılında İrem adında bir kız çocukları, 27 Mart 2009'da ise Ömer adında bir erkek çocukları oldu. Ardından 2015'te ise çiftin ara ara boşanma haberleri, ara ara evleri ayırdıkları yönünde haberler çıkmaya başladı. Demet Şener, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını ve aldatıldığını ileri sürerek 2016 Ekim'inde açtığı çekişmeli boşanma davası 19 Ocak 2018'de sonuçlandı ve mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Demet Şener aldatıldığını nasıl öğrendiğini ise ancak 2017'de açıklayabildi. Anlattıklarına göre İbrahim Kutluay'ın birlikte olduğu ve kim olduğu hala ortaya çıkmayan kadın, bir çift siyah iç çamaşırını Demet Şener'e yollayarak "Eşin bu iç çamaşırlarını başka bir kadına verebilir" mesajı yazdı. Kadın, şoförüyle onlarca fotoğraf ve yazışmayı Demet Şener'e iletmiş, Demet gördüklerinden sonra 3 gün tuvalette kustuğunu anlatmıştı. Son olarak Demet Şener, İbrahim Kutluay ile olan 13 yıllık evliliğinin olaylı bir şekilde bitmesinin ardından yaralarını iş adamı Cenk Küpeli ile sardı. Ve çift, 2019'da bir ilişkiye başladı. Fakat bir süre çiftin ilişkilerinin Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından olaylanmadığı magazinde yer aldı. Fakat bir süre çiftin ilişkilerinin Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından onaylanmadığı magazinde yer etti. Bu haberler asılsız da değildi aslında. Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli, oğlu ve gelini ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Avni Küpeli, "Demet Şener, oğlumuzla İbrahim Kutluay'a nispet yapmak için evlendi. Oğlumuzu bizden kopardı," dedi. Cenk Küpeli, babasının açıklamalarından sonra suskunluğunu bozdu.
basında çıkan ve beni ilgilendiren haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayım. Öncelikle bilinmesini isterim ki uzun zamandır hayran olduğum bir kadınla, kendi rızamla, büyük bir aşkla evlenmiş bulunmaktayım. Kendi ailemin isteği doğrultusunda bir evlilik yapmamak hata değil, kendi kararımın bir sonucudur. Bu karara da ailem başta olmak üzere herkesin saygı göstermesi gerekmektedir. Ailemin de başımın üzerinde yeri vardır, fakat artık kendi çekirdek ailemi kurmuş bulunuyorum ve sadece anlayış bekliyorum. Daha fazla bu konuyla ilgili gündeme gelmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Şeklinde bir açıklamada bulundu. Demet Şener, evliliklerinin 4. ayında yaptıkları kutlamada, "Görüldüğü gibi her şey yolunda. Birlikte çok eğleniyoruz. Gün geçtikçe de birbirimize daha çok aşık oluyoruz." diye konuştu. Bu açıklamada aslında "görüldüğü gibi" ifadesi pek çok şeyi anlatmaya yetiyordu. "Görüldüğü gibi"den "göstermeye çalışıyoruz" ifadesi kolaylıkla çıkarılabilirdi. Hal böyle olunca boşanma haberlerinin gelmesi de uzun sürmedi. Hem ailenin istemediği hem de çocukların anlaşamadığı iddiaları sık sık gündeme gelen bir evlilikten beklentiler yüksek tutulmadı. Çiftin boşanmalarındaki en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu iddia edildi. Demet Şener'in başlarda iş insanının çocuk isteğine olumlu baktığı öne sürüldü. Ünlü isim daha sonra çocuklarının büyümesi ve iş hayatına dönerek kendi markasını kurmasıyla çocuk isteğini rafa kaldırdığı öğrenildi. Bunun ardından Demet Şener sosyal medyada boşanma iddialarını doğrulayacak şekilde açıklama yaptı ve 12 Ocak 2021'de anlaşmalı olarak Cenk Küpeli'den boşandı.